yapıyorsun? Tamam canım. Peki canım. Simge'ye ayılık yapsana. Ona gelince canım gülüm, değil mi? Merhaba. Merhaba. Küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Ben onu düzeltmek için. Ben Volkan'la sizin aranızda yani şey... Ay, içeri girebilir miyim? Tabii, buyurun. Heh, bu sizin için. Teşekkür ederim. Buyurun, oturun. Teşekkürler. Merak etmeyin, fazla kalmayacağım. Derse yetişmem lazım. Ama arayı da fazla açmadan özür dilemek istedim. Ben sizin Volkan'la aranızda... Yani anlarsınız işte. Bakın, Volkan'la aramda hiçbir şey yok. Rahat olun. Biliyorum. Emre Hakan'a aşık olduğunuzu bana söyledi. Kim? Ben mi? Aa, hiç de değil. Neyse canım, beni ilgilendirmez. Yani isterseniz Brad Pitt'e aşık olun. Onu da Angelina düşünsün, öyle değil mi? Şaka bir yana. Ben Volkan'a karşı bir şeyler hissediyorum. Ama yıldızımız bir türlü barışmadı. Siz onun arkadaşısınız. Hem de bir kadınsınız. Yani diyorum ki... Yani Volkan'la aranızı yapmamı istiyorsunuz. Büroya gitmemizin doğru olacağından emin misin? Kesinlikle. Bak, bir kahve içer kalkarız. Hem böylece aranızdaki enerjiye bakmış oluruz. Ay, saçım başım bir felaket. Merak etme, hallediyorum. Ah, acaba böyle pat diye karşısında beni görünce ne yapacak? İşte oldu. Ay, ne çabuk. Süper oldu. Nana, sen kesinlikle kuaför olmalısın kızım, inanamıyorum. Hadi çıkalım, yoksa derse geç kalacaksın. Hadi. Hadi. Ya. Bir aşk meselesi çıkardılar, kafamı allak bullak ettiler. Dosyayı bulamıyorum. Çantamda olduğundan emindim oysa. Ya dur Hakan, telaş etme, buluruz şimdi. Olmadı eve gider alırım. Aman. Merhaba. Ah, merhaba. Ha, Nana, dosyayı mı getirdin yoksa? Ne dosyası? Evde dosya unutmamış mıyım? Bilmem. Hakan, senin unuttuğun dosyaları ofise getirmekten evle ilgilenemiyorum. Hadi canım, ne zaman unutmuşum? Daha 2 gün önce bırak dosyayı, çantanı unuttun. Adamda kafa bırakmıyorsunuz ki. Tamam, tamam, tamam. Kahve içen var mı? Ay, ben alırım. Ben de alayım. Tamam o zaman. Ben size yardım edeyim. Bana laf yetiştireceğine dosyalarına sahip çıksaydın. Senin dilin de pek uzadı. Ne yapayım, sayende. Ortalık biraz sakinleşsin, öyle gidelim yanlarına. İkisi de barut fıçısı gibi, buyurun. Mersi. Bazen insan gerçek duygularını yansıtamayınca böyle agresifleşebiliyor. Nasıl yani? Canım, ikisi de birbirlerine bal gibi aşık. O eskidendi. Şimdi öyle olduğunu sanmıyorum. Ama tabii aralarında her zaman bir çekim olduğu kesin. Hay aksi. Bir dakika, ne durun, kadar durun, sıkarım. Durun, ben hallederim şimdi. Ay Allah. Ben şuraları da bir alayım. Aksi. Ben de çok sakarım, gördünüz mü? Koca bir şişe su üstünüze döktüm. Yok, önemli değil. İyi geldi, soğuk soğuk çok iyi geldi. Hem şeker değilim ya, erimem. Çok hoşsunuz, gerçekten. Alayım. Şuraları da bir dakika alayım. Yok. Senin Emre'ye böyle akıllar verdiğine inanamıyorum. Salon adamı Hakan Ertürk birden bir maçoya dönüştü. Ne yapalım? Şartlar beni o noktaya getirdi. Şartlar mı? Ne varmış şartlarında? Daha ne olsun ki ya, maymuna çevirdiniz beni.
Maymunu mu? Aman boş ver. Neden geldin buraya? Belgin ısrar etti Volkan için. Vay 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 vay. Şimdi de çöp çatanlığa mı başladın? Evet, ne var bunda? Sevenleri birleştirmek sevaptır. Makbu şöyle söylüyor. Sevenler mi? Hı hı. Bir kere Volkan Belgin'e gıcık oluyor. Ya nereden biliyorsun? Söyledi de oradan biliyorum. Ayrıca o çocukların öğretmeni. Sen neden bu işe karışıyorsun ki durduk yere? Ben bir şey yapmadım. Kızcağız eve geldi, rica etti. Ben de onu buraya getirdim. Ne var bunda? Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokma. Tamam. Sokmam. Nerede kaldı bu kahveler? Birbirlerini boğazlamışlardır herhalde. Bir Alman, bir İngiliz, bir de Temel ıssız bir adaya düşmüşler. O sırada denizden gelen bir lambanın içinden cin çıkmış. Dileyin benden ne dilerseniz demiş. Alman, ben hemen vatanıma, karımın, çocuklarımın yanına dönmek istiyorum demiş. Cin peki deyip dileğini yerine getirmiş. Sıra İngiliz'e gelmiş. O da aynı şeyi istemiş. Cin onu da memleketine göndermiş. Sıra Temel'e gelince Temel şöyle bir düşünmüş. Sonra da ya benim bu ıssız adada canım çok sıkılır. Onları geri getir demiş. Ay hiç güleceğim yoktu. Çok komik değil mi? Ay demek geri getir demiş. Al işte birbirlerini boğazlayacaklar demiştim sana. Çok güzel güldük. Benim dersim var. Gitmem lazım. Akşam yemeğe geliyorsunuz değil mi? Bilmem ki. Yemek mi? Akşam hep beraber yemek yiyelim diyorduk. İyi olur aslında. Oldu o zaman. Akşama görüşürüz. İyi günler. İyi günler. Ne oldu? Hani gıcık oluyordun Belgin'e? Oluyorum. Evet. Ne kadar gıcık olduğum belli oluyor kahkahalarında. Yemek fikrini hemen atladın. Yok canım, ben nana kırılmasın diye şey ettim de. Tabii tabii. La 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 la. Efendim? Nana. Merhaba, Belgin ben. Merhaba. Merhaba. Emri vakit gibi olmadı değil mi yemek olayı? Tamam. O zaman ben okuldan çıkar çıkmaz gelirim. Orada hazırlanırım. Sen de yardım edersin. Ne dersin? Tabii. Tamam canikom. Öptüm. Ben de öptüm canikom. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaşasın. Sanırım dünyada artık bir kız arkadaşım var. Ay. Canım arkadaşım. Volkan bak yine üzüleceksin, ben sana söyleyeyim. Bu Belgin sana neler etti ama sen onu affediverdin. Hakan, ben çocuk değilim. Her şeyin farkındayım. Rahat ol. Onunla aranda bir şey yok. Ve olmayacak da. Vallahi ben senin üzülmeni istemiyorum o yüzden. Bak ben kendi kapılarımı nasıl kapattım herkese. Tamam Hakan'cığım. İkimiz de dulcuk bir biçimde ömrümüzün sonuna kadar böyle oturalım. Yok canım. Doğru kişi bir gün bizim de karşımıza çıkacak. Doğru kişi mi? Kim kaybetmiş de biz bulalım. Bak Volkan, bu gece yemekte falan da sakın yüz vereyim falan deme. Hakan rahat olsana sen ya. Maç olduğundan sakın taviz verme.